Efendim bir kez daha günaydınlar, iyi sabahlar. Saatlerimiz artık 8, seans öncesiyle karşınızdayız. Yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri aktaracağız ve bunlara ilişkin yorum alacağız. Ama onun öncesinde günün öne çıkan başlıklarıyla başlayalım. İlk sıfır başlığımızda Başkan Erdoğan var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan hafta sonu ekonomiye ilişkin açıklamaları takip ettik. Buna ilişkin markomuz ekranlarınıza geliyor. Kıdem tazminatına değindi Başkan Erdoğan. İşçinin kazanılmış hakkını korumak görevimiz, amacımız kıdem tazminatı hakkını birilerinin insafına bırakmamak dedi. Bununla beraber olumlu gelen öncü göstergelere değindi ve büyüme rakamlarına değindi. Güçlü büyüme oranlarına ulaşmayı bekliyoruz ifadesini kullandı ve yatırım, üretim, büyüme ve istihdamdan taviz vermemekte kararlılıyız vurgusu da konuşmasında oldukça önemliydi. İşte Başkan Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin yapmış olduğu önemli açıklamalardan bazı satır başlıkları bu şekildeydi. Şimdi ise detayları geliyor ekranlarınıza. Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak, bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak en başta gelen görevimizdir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kıdem tazminatı tartışmalarına son noktayı koydu. İşçilerin kazanılmış hakları korunacak dedi. Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır. Erdoğan salgın sürecinde Türkiye'nin pozitif ayrışmasına da dikkati çekerek tüm öncü göstergelerin ciddi bir sıçramaya işaret ettiğini söyledi. Tüm öncü göstergeler ülkemizin çok ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğuna işaret ediyor. Yatırımdan, üretimden, büyümeden, istihdamdan asla taviz vermeden hedeflerimize doğru yürümekte kararlıyız. Yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme oranı beklediklerini belirten Erdoğan, salgın kayıplarının kısa sürede telafi edileceğini ifade etti. Tüm sanayi tesislerimiz hem yurt içi talebe hem ihracata yönelik ciddi bir atılım hazırlığı içindedir. Türkiye 2018 yılında maruz kaldığı kur, faiz, enflasyon saldırısını püskürtüp yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde salgına yakalandı. Mart ayında başlayan, Nisan'da tüm ağırlığıyla süren, Mayıs'tan itibaren yavaşlayan bu salgın sürecindeki kayıplarımızı kısa sürede telafi edebileceğimize inanıyorum. Erdoğan, açılış törenine katıldığı Ergene Çevre Koruma Projesi hakkında da bilgi verdi. 2,5 milyar liralık harcamayla hayata geçirilen Ergene Çevre Koruma Projesi ile 395 kilometrelik dere yatağı temizlendi. 1 milyon 238 bin dekar alanı sulayacak 25 sulama projesinden 24'ü hizmete girdi. Ergene 1 ve Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisleri de önümüzdeki Ağustos ayında faaliyete başlayacak. Yunus Çay gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz ama onun öncesinde yeni haftaya başlarken bir verilere bakalım. BIST endeksi ile başlayacağız. Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftanın son işlem gününü yarım puana yakın yükselişiyle 114.668 puan seviyesinde tamamladı. Birazdan haftalık grafiğine detaylı olarak bakacağız. Kur tarafına baktığımızda %0.03 düşüşte 6.85.47 seviyesini takip ediyoruz. Euro-TL'de %0.18'lik bir yükseliş var. 7.70-7.78 seviyesinde. Euro-Dolar paritesinde 1.12.43 seviyesi an itibariyle söz konusu ve Dolar endeksinde haftaya başlarken gevşemenin olduğunu görüyoruz. %0.11'lik düşüşle 97.29 seviyesinde işlem görüyor. Sepet kurdaysa 7.28.40 seviyesi var. An itibariyle yatay negatif seyri söz konusu. Haftalık BIST endeksinin grafiğine bakalım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftanın son işlem günlü %0.46'lık yükselişle 114.668 puan seviyesinde tamamladı. Haftalık bazda baktığımızda en yüksek kapatmış olduğu seviyeyi Haziran ayının 23'ünde yakaladı. O seviye 115.338 puan seviyesiydi. En düşük kapatmış olduğu seviye de 114.138 puan seviyesiydi. O da Haziran ayının 25'inde gerçekleşti. Gün içi seyrinde de zaman zaman 116.000 puan seviyesinin üzerine çıktığını belirtmekte fayda var. Haftalık kazancını da hatırlatalım.
bakalım. Haftalık bazda geçtiğimiz hafta %0.93'lük bir kazanç sağladı. BIST 50 endeksine bakalım şimdi. Haftalık BIST 50'nin görünümü geldi ekranlarınıza. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde burada da bir miktar kazanç vardı. %0.39'luk yükselişle 106.706 puan seviyesinden haftaya son noktayı koydu ve en yüksek haftalık bazda Haziran ayının 23'ünde 107.480 puan seviyesiyle kapattığını söyleyebiliriz. BIST 30'a bakalım şimdi. BIST 30 endeksi geldi ekranlarınıza. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 132.613 puan seviyesinde tamamladı. %0.27'lik yükselişiyle haftalık bazda en yüksek 133.689 puan seviyesini gördü diyebiliriz. Sınai tarafını inceleyelim şimdi. BIST Sınai ile devam edelim. %0.81'lik yükselişle 146.985 puan seviyesini gördü Cuma günü ve haftalık bazda baktığımızda bu seviye en yüksek kapatmış olduğu seviye olarak kayıtlara geçti. Bankacılık endeksiyle devam edeceğiz. Bankacılık endeksini inceleyelim. 129.499 puan seviyesini Cuma günü kapattı. %0.22'lik yükselişte bu seviyeden Cuma günü kapattı ve haftalık bazda 134.065 puan seviyesi en yüksek kapatmış olduğu seviye olarak kayıtlara geçti. Hazır endekslere değinmişken efendim, endekslere ilişkin bir yoruma yer verelim. Apara yayınına konuk olan Piloton Danışmanlık Stratejisti Hakan Özerol Borsa İstanbul'u değerlendirdi. İzliyoruz. Açıkçası bütün arkadaşlarım, ben de çıkacak olan kısmını tanıdığım oyuncuların ortak fikrine pekten katılıyorum. Gerçekten de bir sürü kritere göre Türk borsası nüfus kaldırıyor. Çünkü yani yabancı yatırımcı gözüyle baktım, matematik işte döviz bazında yapılıyor. Karlılık oranları üzerinden yapılıyor. Değerlemesi bölü karlılık üzerinden yapılıyor. Böyle baktığımızda borsamız ucuz. Argüman bizimkinden bağımsız. Mesela Amerika'dan borsalarında bazı gelişmiş piyasadaki fiyatlamalar da çok pahalı. Yani birkaç zamandır Amerikan borsasının ne kadar pahalı olduğu yönünde raporlar çıkmaya başladı. Şimdi o zaman bir taraftan bazı borsalar çok pahalı, iki bizim borsamız bir sürü kritikle çok ucuz. Bu birinci aşama. Aşama iki, Türk yatırımcısı açısından baktığınızda işte kaç kez siz de haberleştirdiniz. Geçen sene ilk kez hesap açan yeni yatırımcı sayısının aşağı yukarı 12-13 katı kadar İlk 6 ayda yeni hesap açan yatırımcı oldu borsamızda. Şimdi dolayısıyla yeni bir heyecanla, yeni bir merakla gelen bir kitle var. Bunda tabii enteresan bir sürü sebebi var. Mesela birinci sebebi, millet evde kalınca şöyle bir gaza geldi. Ekrana baktı, ya kardeşim ev güzel güzel, böyle ekonomi kanalları var. Ben yaparım bunu acaba, niye yapmıyorum ki, hesap açayım filan dedi. Dolayısıyla taze bir kan geldi. Ha, bu riskli bir gruptur. Yani başına bir dert gelir gelmez ayrı bir konu. Ama bunların para sokmasıyla beraber borsamız hareketlendi. O zaman bir kere taze bir kan var. İkincisi, demin konuştuğumuz gibi ucuz kaldı, yurt dışı pahalı kaldı. Üçüncüsü de bu hani hikayelerin yanı sıra bir de vatandaşın aslında normalde gözü kesmeyen yatırımcı acaba bir ortama geldik. Çünkü mevduatlardaki oranlar, TL mevduattan memnun olmayan bir kitle var. Dövizle ilgili ya işte 7-20'lerden döviz almış, canı yanmış bir yatırımcı kitlesi var. Diğer taraftan başka ürünlere baktığınızda stopajlara müdahalelerle, yani stopajların arttırılması, bazı yatırım araçlarının bu anlamda teşvik, yani cezalandırmak yanlış olacak ama TL'de kalmanın teşvik edilmesiyle çok az sayıda yatırım aracı kaldı. Elinizde sadece TL mevduat kalıp da enflasyon kadar kazanamadığınızı düşündüğünüzde, ya o zaman borsaya mı gitsem dediniz. Korkuyordunuz ama dünyadaki en ucuz borsa olduğu söylendi filan. Yani bu haftaya özel bir açıklama olmamakla beraber açıkçası bu faktörler bir araya gelince bir sürü böyle iktisadi olumsuz haber saymamıza rağmen aslında bizim borsamızda bu dirilik kalmış oldu. Bu arada bir de Mayıs rakamlarıyla beraber özellikle tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi filan da hani dipten bir dönmüş anlamında, en azından Mart ve Nisan'a göre daha iyi gelince bunları da arkasında bir rüzgar gibi alan borsa dediğiniz gibi pozitif ayrıştı. Ama elbette hani dikkatli olmak lazım. Çünkü sonuçta tüm dünya borsaları artıda ve iyi gidiyor. Ama çok gelişmiş piyasalarla ilgili çok fazla olumsuz konuşma gelince bir araya, hani orada olabilecek bir dalgalanmanın bizi mutlaka etkilemesini bekleyebiliriz. Belki yılbaşından beri olumsuz olarak konuştuğumuz yabancı payının azalması böyle bir ortamda olumlu da olabilir. Çünkü biliyorsunuz burada bir domino etkisi oluyor. Yurt dışında bir piyasa sallandığında bir sürü piyasaya birden yansıyabiliyor. Çünkü aynı oyuncular birden fazla piyasada işlem yapar durumda. Ama bizdeki yabancı payın azalması normalde canımızı sıkabilecek olan bir şey. Böyle bir ortamda belki de yurt dışındaki sallanmanın bize daha az yansıması şeklinde bir pozitif etki yaratabilir.
Sözün özü hem fiyatlar ucuz, hem yurt dışı iyi, hem işte elimizde fazla seçenek kalmadı diyen yatırımcılar var. Hem de yeni oyuncuların gelmesiyle beraber borsamız tahminlerden daha sağlam gidiyor. Ama özellikle o az bilen, pek bilmeden bu işe giren yatırımcıların dikkatli olmasını öneririm. Çünkü profesyoneller zaten kârda zararda kardeş olarak bilir. Bu işin matematiğiyle gider ama amatör yatırımcı için bir takım riskler var. Bizim borsada çok kullandığımız bir şeydi. İlk ben başladığım yıllarda kullandığımız bir şeydi. Hatta Michael Douglas'ın Wall Street filminden bir replikti. Hani ilk kez piyasaya girdiniz ve para kazandıysanız gerçekten çok şanslısınız. Çünkü anladım sanırsınız. Oysa yüzlerce yıldır insanlar bu piyasayı anlamadılar diyor. Anlayanlar için söylemiyorum, yeni başlayanlar için söylüyorum. Biraz dikkatli olmak lazım. Verileri incelemeye devam edelim. Tahvil tarafına bakalım. İlk olarak Türkiye tahvilleri geldi ekranlarınıza. 2 yıllıklarda %9.19'luk seviye var. 5 yıllıklara baktığımızda %10.16'lık seviyeyi takip ediyoruz. Ve 10 yıllıklarda %11.67'lik seviye söz konusu. ABD tahvillerine bakalım bir de. ABD tahvillerindeki son durum ekranlarınıza geldi. 2 yıllıklarda %2.38'lik düşüşle %0.16'lık seviye var. 5 yıllıklara baktığımızda %0.34'lük düşüşle %0.29'luk seviye var ve 10 yıllıklarda %0.63'lük seviye söz konusu. Dolar endeksine bakalım. Yeni güne başlarken dolar endeksinde gevşeme var. An itibariyle 97.29 seviyesinde işlem görüyor. %0.11'lik düşüşte. Gün içerisinde en düşük 97.27 seviyesini gördü. Yukarıda ise 97.47 seviyesini test etti. Geçtiğimiz hafta zaman zaman 96 seviyesine kadar da gerilediğini hatırlatmakta fayda var. Euro-dolar paritesiyle devam edelim. 1.12 bandının üzerinde tutunmaya çalışıyor. An itibariyle 1.12.47 seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde 1.12.19 seviyeye kadar geri çekildi. Yukarıda ise en yüksek şu anki görmüş olduğu seviye 1.12.48 seviyesini gördü. An itibariyle %0.48'likte 1.27'likte bir yükselişi var. Şöyle bir baktığımızda aslına bakarsak geçtiğimiz hafta 1.11.70 bandında başlamıştı. Hafta içerisinde 1.13.37 seviyesine kadar bir yükselişi oldu. Ancak haftayı 1.12 bandında sonlandırdı. Yeni haftaya da bu sefer 1.12 bandının üzerinde başladı. Hafta içerisinde hangi seviyelere geleceğini Apara ekranlarında takip ediyor olacağız. Şimdi ise emtia piyasalarıyla devam ediyoruz. Kıymetli metallerle başlayalım. Altın ons fiyatında %0.19'luk yükseliş var. $1,774 seviyesinde işlem görüyor. Gümüşün ons fiyatına baktığımızda orada yarım puanın üzerinde kazançların olduğunu söyleyebiliriz. $17.91'de. Platin %1'e yakın yükselişte $813 seviyesinde. Palladium'da ise %0.57'lik yükseliş var. $1,892 seviyesinde işlem görüyor. Tarım tarafına bakalım. Tarım emtialarına geldi ekranlarınıza. Pamuk $59.46'de işlem görüyor. Kakao'da ciddi düşüş var. Aynı şekilde o düşüşler şeker tarafında da var. Aktaralım rakamları. Kakao %4.90'lık düşüşte $2,269 seviyesinde. Şekerde ise %2'nin üzerinde kayıplar var. $11 seviyesinin üzerinde konumlanmış durumda. Kahve %0.87'lik yükselişte $96 seviyesinde. Buğday ise yarım puanın üzerinde kazançla $475 seviyesinde işlem görüyor. Mısır'da ise kazançlar %0.71 seviyesinde, $318 seviyesinde işlem görüyor. Yönümüzü enerji tarafına çevirelim. Enerji emtiaları geldi ekranlarınıza. Bu tarafta düşüşler var. Özellikle Amerikan tipi ham petrol ve Brent petrol tarafında. Aktaralım rakamları. Amerikan tipi ham petrol an itibariyle %2.13'lük düşüşte $37.67'den işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta zaman zaman bu tarafta $37 seviyesini görmüştük. Yine o seviyelere gerilediğini söylemek mümkün. Brent petrolün varil fiyatı %1.66'lık düşüşte $40.25'te. Doğalgaza baktığımızda bunların tam aksine yükseliş var. An itibariyle %2.91'lik yükselişte $1.59'den işlem görüyor. Emtia piyasalarına ilişkin de son rakamlar bu şekildeydi. Şimdi ise günün sıcak gelişmeleriyle devam ediyoruz. Enerji ile başlıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih'in Temmuz'un ilk yarısında operasyona başlayacağını söyledi. Libya'daki petrol arama faaliyetlerine Libya Milli Petrol Şirketi ile birlikte yapmayı planladıklarını belirten Dönmez, bu alanda birlikte hareket edebileceğimiz uluslararası petrol şirketleri de olabilir ifadesini kullandı.
Ayrıntıları geliyor ekranlarınıza. Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih, Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine Temmuz'da başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında enerji alanındaki faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karadeniz'de yürütülen çalışmalardan ümitli olduklarını belirten Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Zonguldak açıklarında Tuna 1 adı verilen bölgede Temmuz ayının ilk yarısında operasyona başlayacağını söyledi. Sahadan elde edilen sismik verilerin umut vaat ettiğini söyleyen Dönmez, Karadeniz'de, Romanya'da mesela bazı keşifler oldu, bize yakın sahalarda. Bulgaristan'da bu tip sismik araştırmalar devam ediyor. Ukrayna tarafında bazı çalışmalar var, dedi. Türkiye'nin Libya'daki petrol arama faaliyetlerinin devam edeceğini belirten Dönmez, daha önce olduğu gibi Libya Milli Petrol Şirketi ile birlikte çalışmaların süreceğini, bu alanda uluslararası petrol şirketlerinin de olabileceğini açıkladı. Dönmez, Libya'daki petrol ve doğal kaynakların öncelikle oradaki halkın refahı ve kalkınması için kullanılması gerektiğini vurgulayarak, kazan kazan formülüne dayalı ortaklık yapmayı planladıklarını ifade etti. Yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ve hidrokarbon aramalarına hız verdiklerini söyleyen Bakan Dönmez, geçen yıl üretilen elektriğin %62'sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini, bu yılın ilk 5 ayında ise bu miktarın %66'ya ulaştığını dile getirdi. Yurt içindeki gelişmeleri aktarmaya devam edelim. Milyonlarca emekli Temmuz ayında çifte bayram yaşayacak. Hükümet emeklilerin refah düzeyini artırmak için tüm imkanları seferber ederken zamlı maaşların 27 ile 30 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması hedefleniyor. 13 milyon emekliye hem ikramiye hem de zamlı maaş yatacak. Kamu bankalarının konutta tarihin en düşük faiz oranlarını sunması konut satışlarını arttırdı. Faizlerin düştüğü 1 Haziran'dan itibaren ülke genelinde 93.704 kredili satış işlemi gerçekleşti. Araç kiralama sektörü gözünü Türkiye'nin yerli otomobiline çevirdi. TOGG'un yıllık 175 bin adetlik üretim miktarının daha fazla olması gerektiğini vurgulayan sektör temsilcileri, yerli otomobilde tüm üretime talip olduklarını belirtiyor. Sermaye Piyasası Kanunu'nda ayrılma hakkı ve önemli işlemlerde değişiklik yapan yenilikler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliği, payları borsada işlem gören ortaklıklara yeni düzenlemeler getiriyor. Detayları geliyor ekranlarınıza. Sermaye Piyasası Kurulu'nun önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkı tebliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, Sermaye Piyasası Kanunu'nun çeşitli maddelerinde değişiklik öngörüyor. Önemli nitelikteki işlemler tebliğinde halka açık ortaklıkların tüm birleşme ve bölünme işlemleri yerine, tebliğin 5. maddesinde belirlenen nitelikteki birleşme ve bölünme işlemlerine taraf olması, tebliğin 6. maddesinde belirlenen kriterlere göre önemli büyüklükteki mal varlığını devretmesi, devri sonucunu doğuran işlemler tesis etmesi, söz konusu mal varlığı üzerinde sınırlı aynı hak tesis etmesi, tür değiştirmesi, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam ve konusunu değiştirmesi önemli nitelikteki işlem olarak sayılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tebliğinde payları borsada işlem gören ortaklıklara yeni düzenlemeler getiriliyor. Borsa kotundan çıkma, sona erme, esas sözleşme değişikliğine bağlı faaliyet konusu değişikliği ve ilişkili taraflardan mal varlığı alımı gibi işlemler önemli nitelikteki işlem kapsamından çıkarılmıştır. Bu çerçevede ortaklıkların borsa kotundan çıkması, düzenlemeler çerçevesinde satma ve çıkarma haklarının kullanılması sonucunda mümkün olabilecektir. Payları borsada işlem gören ortaklıklar için hak sahipliğinin belirlenmesinde, işlemin kamuya açıklandığı tarihteki pay sahiplerine takasın tamamlanmasına bakılmaksızın eşleşmiş emirlerde dahil ayrılma hakkı öngörülüyor. Tebliğ ile getirilen yenilikleri ve uygulamada karşılaşılması muhtemel sorunları açıklığa kavuşturmak üzere rehber hazırlanıyor.
Saatlerimiz 8.19'u gösteriyor. Şimdi ise küresel piyasalarla devam ediyoruz. İlk olarak ABD vadelerde S&P 500 endeksi geldi ekranlarınıza. An itibariyle %0.2'lik düşüşte 3001 puan seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde en yüksek 3018 puan seviyesini test etti. Aşağıda ise 3000 puan seviyesinin altına indi. 2987 puan seviyesine kadar geri çekilme yaşadı. Nasdaq endeksine bakalım. Nasdaq endeksi geldi ekranlarınıza. %0.46'lık düşüşle 9820 puan seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde en yüksek 9877 puan seviyesini gördü. Aşağıda ise 9800 puan seviyesinin altı olan 9791 puan seviyesine kadar geri çekildi. Dow Jones endeksiyle devam edelim. O tarafta da bir miktar satışlar var. An itibariyle yeni haftaya başlarken %0.27'lik düşüşle 24.881 puan seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde 24.764 puan seviyesini gördü en düşük ve yukarıda da en yüksek 25.054 puan seviyesine kadar yukarı doğru bir tırmanış oldu. Şöyle bir baktığımızda aslına bakarsak geçtiğimiz haftanın ikinci yarısından itibaren de ABD spot piyasalarında da düşüşler vardı. İkinci dalganın koronavirüsüne ilişkin gelmesine ilişkin endişelerin olması endeksler tarafında negatif bir havayı da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endeksinde spot piyasalarında %2'lerin üzerinde kayıplar vardı. Hafta sonuna baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri tarafında yine ciddi vaka sayılarında artışlar görüldü. Özellikle Florida ve Texas eyaletlerinde cumartesi günü 9500 kişi yeniden COVID-19 tanısıyla teşhis edildi. Ve vakalar dünya genelinde 10 milyonu aşmışken Amerika Birleşik Devletleri'nde de haber akışına baktığımızda 2,5 milyonu geçtiği ifade ediliyor. Bu da dünyada COVID-19 teşhis edilen kişilerin dörtte biri demek oluyor. Tabii bu da endeksler tarafından baskı oluşturuyor ve satışlar geliyor. Asya tarafına bakalım şimdi. Yeni haftaya başlarken kırmızı bir tablo karşılıyor bizleri. Asya tarafında rakamları aktaracak olursak Çin'in Şanghay Endeksi %0.73'lük düşüşte 2957 puan seviyesinde. Japonya borsası %2.19'luk düşüşte 22.020 puan seviyesinde işlem görüyor. Hindistan borsasında kayıplar %1'in üzerinde 34.801 puan seviyesinde ve Güney Kore borsası %1.62'lik satış var. 2100 puan seviyesinde işlem görüyor. Hong Kong borsası %1.30'luk düşüşte 24.225 puan seviyesinde işlem görüyor. Avrupa tarafını da hatırlatalım. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Londra borsası dışında Avrupa'da da endeksler kıpkırmızıydı. Aktaralım rakamları. Londra borsası %0.27'lik yükselişte 6.163 puan seviyesini cuma günü gördü. Frankfurt borsası %0.73'lük kayıpla 12.089 puan seviyesini. Paris borsası %0.18'lik düşüşte 4.909 puan seviyesini ve Madrid borsası %1.26'lık düşüşte 7.178 puan seviyesinden cuma günü tamamladı. Şöyle bir baktığımızda küresel piyasalara ilişkin rakamlar kısaca bu şekildeydi. Şimdi ise dünyadan haberlerle devam ediyoruz. İlk başlığımızda Çin var. Çin'de Mayıs ayında sanayi kesimi kârları Kasım'dan bu yana ilk kez yükseldi ve ekonominin koronavirüs pandemisi kaynaklı kapanmalardan toparlandığına işaret etti. Ulusal İstatistik Bürosu tarafından pazar günü açıklanan verilere göre sanayi kesimi kârları aylık bazda %6 yükseliş kaydetti. Nisan ayında ise sanayi üretimi %4.3 azalmıştı. Önümüzü Almanya'ya çeviriyoruz. Almanya, Avrupa Birliği dönem başkanlığını 1 Temmuz'da Hırvatistan'dan devralacak. Almanya'nın 6 aylık eylem planına koronavirüsle mücadele ve Avrupa Birliği içindeki ekonomik kriz damga vuracak. Detayları geliyor ekranlarınıza. Almanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı korona başkanlığına dönüşecek. AB dönem başkanlığını 1 Temmuz'da Hırvatistan'dan devralacak olan Almanya, 6 aylık eylem planında koronavirüs salgınının neden olduğu sağlık ve ekonomik krizi ele almak zorunda kalacak. Bu süreçte AB Komisyonu'nun pandeminin ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırladığı 750 milyar euroluk kurtarma paketinin dağılımına Almanya başkanlık edecek. Almanya salgın krizinin yanı sıra AB'nin ekonomik problemleri ve İngiltere'nin AB'den ayrılması sorunuyla da ilgilenmek zorunda kalacak. AB'nin kültürel olarak rolünün güçlendirilmesi, Çin'le stratejik işbirliği, Rusya ile ilişkiler,
ABD-Çin gerilimi, Libya ve Doğu Akdeniz, dijitalleşme, hukukun üstünlüğü, Afrika ve finansal işlemler vergisi de bu dönemde ele alınacak konular arasında bulunuyor. Avrupa Politika Merkezi kıdemli politika analisti Sophie Ponchlegel, 750 milyar euroluk kurtarma paketinin Almanya'nın başkanlık sürecinin en önemli bölümünü oluşturacağını vurgulayarak, her şey yolunda giderse Temmuz'da söz konusu paket için bir anlaşma görebiliriz. Temmuz sonrasına kalırsa bu iyi olmaz. Çünkü AB içinde ihtilafların büyük olduğunu gösterir şeklinde konuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel daha önce yaptığı açıklamada Almanya'nın AB dönem başkanlığı sorumluluğunu Avrupa'nın tarihinde karşı karşıya kaldığı en zor dönemde üstleneceğini belirterek salgının ortasında AB dönem başkanlığı Alman hükümeti için büyük bir sınama ifadesini kullanmıştı. Almanya dönem başkanlığını 31 Aralık 2020'de Portekiz'e devredecek. Avrupa'da kalmaya devam edelim. Avrupa Birliği'nden pandemiden zarar gören ülkeler için yardım taahhütü geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüsten etkilenen ülkelere 4.9 milyar euroluk yardımda bulunacaklarını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, salgının Euro bölgesi ekonomisinde yol açtığı tahribata ilişkin konuştu. Salgın kaynaklı krizin muhtemelen geride kaldığını söyleyen Lagarde, uyarmayı da ihmal etmedi. Ekonomik toparlanma inişli ve çıkışlı olacak ifadesini kullandı. Kameralarımızı Fransa'ya çeviriyoruz. Macron yönetimi Fransa yerel seçimlerinde ağır yenilgi aldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüş Hareketi, seçimin ikinci turunda Paris, Marsilya ve Lyon gibi büyük şehirleri kaybetti. İngiltere'ye bakalım bir de. İngiltere hükümeti 6 Temmuz'dan sonra bazı ülkelerle seyahat koridoru açmaya hazırlanıyor. Dönüşünde 14 günlük karantinanın uygulanmayacağı ülkeler listesinde Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fransa ve Hollanda'nın da olacağı konuşuluyor. Ayrıntıları geliyor ekranlarınıza. İngiltere bazı ülkelere seyahat koridoru açmayı planlıyor. Uygulamayla birlikte belirlenen ülkelere tatile gidenler dönüşte 14 gün boyunca karantinada kalmayacak. Seyahat koridoru açılacak ülkeler henüz resmi olarak açıklanmış değil. Ancak listede Türkiye, İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Finlandiya, Almanya ve Norveç'in yer aldığı konuşuluyor. İngiltere'deki turizm acenteleri ise seyahat koridoru planıyla birlikte satışlarda %80 artışın gerçekleştiğini söylüyor. İngiliz yetkililer hem halka yurt dışında tatil yapma imkanı sunmak hem de İngiltere ekonomisini canlandırmak istiyor. Seyahat kısıtlamalarındaki gevşemenin ne kadar süreceğinin ise salgının yayılma riskine bağlı olduğuna dikkat çekiliyor. Seyahat koridoru açılacak ülkeler vaka sayılarındaki duruma göre belirleniyor. Örneğin son dönemde virüsün yeniden yayılmaya başladığı Portekiz ve İsveç'in liste dışı kalması bekleniyor. Seyahat koridoru uygulamasının 6 Temmuz'da başlaması planlanıyor. Efendim günün sıcak gelişmelerini aktardık. Şimdi ise o sıcak gelişmeleri konuşma zamanı. Bugün konuğum Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün. Barış Bey hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar, iyi sabahlar. Günaydın, iyi sabahlar, yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Dilerseniz Asya ile başlayalım. Asya tarafında endeksler bugün negatif bir görünümle açıldı. Şu an baktığımızda da endekslerin bazılarında %1'lerin, %2'lerin üzerinde kayıplar var. Özellikle Japonya borsası dikkat çekiyor. %2.23'lük düşüşte 22.010 puan seviyesinde işlem görüyor. Çin tarafında dün sanayi karlılık rakamları açıklandı. Aylık bazda %6'lık bir yükseliş gerçekleşti. Endekslerin yeni haftaya açılışını, negatif görünümünü nasıl değerlendirirsiniz ve Çin tarafından gelen veriyi de nasıl yorumlarsınız? Yani Çin tarafındaki veriyi herhalde yorumlamak için ilk önce tabii ki koronavirüsten yine bahsetmemiz lazım. Yani koronavirüs konusunda yani kendi açıkladıkları veri ne kadar tabii doğru orası biraz tartışmalı ama şu anda dünyanın birçok ülkesine göre vaka sayılarında çok daha düşük rakamlar olduğunu görüyoruz. Ama kontrolün iyi sağlıklarını gördük zaten bu süreç içerisinde.
ve ekonominin açılması konusunda da işte ilk hamleleri atan ülkelerden birisi oldu ve diğer ülkelere göre daha hızlı bir toparlanma sergilediğini görmeye başladık ve bu anlamda da herhalde sanayi kârları açısından da baktığımızda fabrikaların yeniden üretime dönmeleri neticesinde işte 6 ay aradan sonra sanayi kârları tarafında bir artış olduğunu o noktada söylememiz mümkün gözüküyor tabii ki baktığımızda. Ama bunun endekslere yansıması, işte bakıyorum şu anda Nikkei'de %2 civarında bir düşüş var. Hong Kong'da da yine, Çin'de de yine eksiler tarafındayız. Tabii bunun yansımalarının neden olduğunu, yani neden bu şekilde bir negatif tarafta olduğunu baktığımızda, tabii geçen cuma günü özellikle ABD borsalarında yine sert satışların olduğunu gözledik. Yine keza baktığımızda Avrupa tarafında da yine satıcılı bir seyirin yaşandığını gözlemiştik cuma günü itibariyle. Yani tabii burada söylememiz gereken önemli konu tabii ki yani hep aylardır konuşmaya devam ettiğimiz ve uzunca bir süre daha konuşmaya devam edeceğimiz bu COVID-19 kaynaklı yeniden vaka sayılarında gözlenen artışın yarattığı endişeler. En fazla bu konuyu herhalde bağlayabiliriz şu anki satış tarafındaki eğilimi diye söylemek gerekiyor. Çünkü baktığımızda vaka sayılarında bir hızlanma var. Artışlarda bir yukarı yönlü eğilimin yukarı doğru devam ettiği bir süreç şu anda yine görmeye başladık. Haziran başı itibariyle dünyanın birçok ülkesinde karantina önlemleri kaldırıldı. İşte kısıtlamalar gevşetildi, kaldırıldı derken vaka sayılarındaki bu artış yeniden bazı önlemlerin alınması yönünde aksiyonlarla şu anda karşımıza çıkmaya başladı. İşte Amerika'da bunun örneğini görüyoruz. Texas, Kaliforniya, Florida gibi eyaletlerde, ki Texas özellikle ilk önlemleri kaldıran eyaletlerden birisi olmuştu ve çeşitli uyarılara rağmen kaldırmışlardı bu önlemleri. Ama bakıldığında oralarda ciddi oranda bir vaka sayısındaki artışın meydana gelmesiyle orada kısmi olarak bazı yine önlemlerin alınmaya başladığını görüyoruz. Bu aslında genel itibariyle bakıldığında dünyanın birçok ülkesinde de vaka sayısındaki artışın devam ediyor olması, işte bu ikinci dalga dememek lazım aslında. Bu birinci dalganın dalgalanmaları, yeniden yukarı yönlü bir hareketi olarak herhalde bakmamız gerekiyor. Buradan hareketle yeniden bir endişe tabii ki artışı var. Yeniden daha geniş kapsamlı bir karantina önlemi alınır mı alınmaz mı endişesi var. Yine tüketim tarafında bir aşağı yönlü eğilim olup olmamasına dair endişeler var. Yani devlet teşvikleri, işte Merkez Bankası açısından yapılan teşvikler konusunda hemen hemen artık sınırlara ulaşıldığını da gördüğümüz bu nokta itibariyle sonuç olarak bu endişeler biraz risk iştahını tabii ki doğal olarak düşürüyor. O yüzden de gelen olumlu veriye rağmen Asya piyasalarında şu anda satıcılı bir seyrin olduğunu görüyoruz diye herhalde söylememiz gerekiyor. Zaten geçen hafta IMF'de küresel ekonomik büyüme tahminlerini güncellemişti. Orada da önemli miktarda aşağı yönlü revizyonlar olduğunu gördük dünyanın birçok ülkesinde. Yani özellikle işte Amerika tarafında, Avrupa tarafında, ülkeler bazında baktığımızda aşağı yönlü revizyonlar oldu. Bunlar tabii doğal olarak biraz da moralleri bozan bir durum ortaya çıkartıyor. O yüzden bu haftaya da yine virüs endişeleriyle başlayacağız diyebiliriz. Buna dayalı olarak da gelecek olan PMI verilerini takip ediyor olacağız. Ve onunla ilişkili gelişmeleri de piyasalarda herhalde geniş kapsamlı olarak değerlendirmeye devam edeceğiz diyeceğiz ben düşünüyorum. Şimdi bazı yetkililerin karamsar olduğunu görüyoruz. Bazı kuruluşların karamsar olduğunu görüyoruz. Buna karşında bazı yetkililerin de biraz daha ekonomik anlamda baktığımızda en kötünün yaşandığına ilişkin fikirlerini ortaya koyuyorlar. Son olarak Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da muhtemelen en kötüsü geride kaldı dedi. Ancak geçtiğimiz haftanın ikinci yarısından itibaren ilk etapta Çin tarafında, belki dünya geneli için ikinci dalgadan sizin de söylediğiniz gibi bahsetmemiz yanlış olur ama Çin tarafında vakalar bitmişti. En azından uzun süredir de yeni vaka artışı Çin kaynaklı yaşanmıyordu. Orada yeniden bir kıpırdanma başladı. Belki Çin için ikinci dalga ifadesini kullanabiliriz. Bununla beraber baktığımızda bazı bölgelerde koronavirüsün görülmeye başladığı ilk günden itibaren baktığımızda şu an çok ciddi artışların olduğunu söyleyebiliriz. İşte siz de söylediğiniz Florida tarafında, Brezilya tarafında, keza Hindistan tarafında öyle. Böyle düşündüğümüzde gelen ekonomide dipleri gördük, en kötüsünü gördük açıklamaları sizce önümüzdeki günlerde aslını yaşatacak mı? Çünkü geçtiğimiz haftanın ikinci yarısından itibaren de endekslerde, özellikle küresel piyasalarda satışların olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz haftanın son işlem günde siz değindiniz ABD spot piyasalarına. Sanki önümüzdeki günlerde bu ehemmiyetin artmasıyla beraber vaka anlamında vakaların yukarı doğru bir hareketlinin olmasıyla beraber endeksler tarafında sanki o Nisan ayındaki seviyeler tekrardan gelecek mi korkusu yaşanır mı piyasalarda? Gerçekten en kötüsünü gördük mü, yoksa bu bir düzeltme hareketi midir?
Şimdi evet, hani olayı herhalde ikiye bölmemiz lazım. Finansal piyasada bir de reel kesim tarafına ekonomik anlamda bakarsak. Hani finansal anlamda işte borsalara özellikle baktığımızda tabii ciddi miktarda likidite teşviklerinin gelmesi ve faiz oranlarının da sıfıra yakın seviyelere dünyanın hemen hemen birçok ülkesinde yaklaşmasıyla birlikte tabii ki orada bir ilgi artışı ve borsalara doğru bir kayma meydana geldi ve orada tabii toparlanmalar çok hızlı bir miktarda oranda sonuç olarak karşımıza çıktı. Ama tabii işin ekonomi tarafına bakarsak ekonomik anlamda tabii ki bu ortaya konan teşviklerin etkilerinin ne kadar sürede ortaya çıkacağını kestirmek biraz zor. Bu da tabii ki virüs endişelerine bağlı olarak tabii karşımıza çıkıyor. O tarafta bir belirsizlik olduğunu herhalde hala söyleyebiliriz. O açıdan baktığımızda gelecek yani günler itibariyle bakıldığında evet endeksel tarafında oldukça fazla bir yükseliş yaşandı ve teknik göstergelere bakıldığında da oldukça yukarı seviyelere doğru gelindi ve bu bağlamda işte dünyanın birçok ülkesi Amerika, işte Avrupa, Türkiye'de dahil olmak üzere endekslerde önemli miktarda yükselişler, hatta o pandemi öncesindeki seviyelere doğru yükselişler ve kayıpların telafi edildiği bir süreci bu noktada yaşamıştık. Ama şimdi gelinen nokta itibariyle biraz işte az önce konuşmuş olduğumuz ilk olarak herhalde neden borsalarda düzeltme olabilir şeklinde aşağı yönlü bir hareket olmaya başlayabilir şeklindeki endişelerde herhalde ilk ortaya koyabileceğimiz neden şu anda artmaya doğru giden bu COVID-19 vaka sayılarındaki devam eden gidişatı herhalde ilk aşamada değerlendirmek isteyebilir diye düşünüyorum ben piyasalar. Bunun dışında mesela bu haftanın üzerinde bakacaksak birkaç taneden nedeni bu noktada buraya ekleyebiliriz. Yani borsalarda düzeltme olabilir. Yani hem ABD'de S&P 500, Nasdaq, işte Dow Jones bizim tarafı da bu sirayet edebilir bu noktada itibaren baktığımızda. Gelecek olan veriler, işte PMI verileri ne ölçüde toparlanmaya doğru devam edecek, bunlar değerlendirmek istenebilir. Burada olası bir beklentinin altında kalan veriler olursa bu düzeltme hareketi olarak fırsat olarak değerlendirilebilir. Bu hafta Amerika'dan tarım istihdam verisi gelecek. İşte 4 Temmuz ABD'nin bağımsızlık günü nedeniyle tatil. Perşembe günü bu veriyi alıyor olacağız. Orada da mesela 3 milyonluk bir artış beklentisi var. Ona dayalı olarak bir beklenti altında kalan bir rakam olursa onun da borsalarda bir düzeltme eğilimi oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda şöyle bir şey de var mesela bu hafta içerisinde. Bu hafta hem işte Temmuz ayını bitiriyoruz, ay sonunu geri yaşayacağız. Aynı zamanda ikinci çeyreğini de tamamlayacağız. Üçüncü çeyreğe adım atmaya başlayacağız. O yüzden de bu özellikle ikinci çeyrek içerisinde meydana gelen bu sert yükselişlerden sonra işte bazı işte emeklilik fonları, yatırım fonlarının pozisyon dengelemesi gibi, yeniden dengelenmesi gibi bir hisse senetlerini düzeltme çıkışlar meydana gelme ihtimali olabilir. Bunu da bir açıdan değerlendirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda işte devam eden bu süreç içerisinde bu özellikle mali politikalar üzerinden desteklerin devam ettiği süreci yaşamıştık. Önümüzdeki süreç içerisinde mesela bu hafta ya da önümüzdeki haftalarda da olabilir. Bu beklentilerde değişiklik olabilir. Burada yeni teşviklerin sağlanması konusunda olası bir geri adım gelme ihtimali ki FED başkanlığından BOST için yapmış olduğu açıklama Temmuz ayında desteklerin sona ermesinden sonra esas etkiyi göreceğiz açıklamasını yaptı. Bunu da bir açıdan bakmamız gerekiyor. Aynı zamanda işte ABD başkanlığı seçim yarışında meydana gelen gelişmeleri de yakından izleyecektir bence piyasalar. Özellikle Joe Biden'ın anketlerde ön plana çıktığı süreci takip etmiştik. O yüzden Trump'la ikisi arasında yaşanacak gerilim artışı bu noktada borsalara yeniden satış olarak yansıyabilir. Bu ABD'den diğer ülke borsalarına negatif olarak yansıyabilir. Yani ben nedenli olarak sıraladığında bunları görebiliyorum. Aynı zamanda bir de tabii teknik bazlı göstergelere bakıldığında bunun da yaşanması muhtemel bir düzeltme hareketi olarak da bundan da bir neden olarak belki karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda bugün bu hafta özellikle ABD'de kısa bir hafta olması nedeniyle düşük işlem hacimleri gerçekleşebilir. Onun da etkilerini bence takip edeceğimiz bir neden silsilesi olarak herhalde bu hafta yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. O açıdan bu şekilde yorumlayabilirim ben bu haftayı. Bir yandan karamsar açıklamalar var dedik. Bir yandan dip seviyeler bitti tarzında açıklamalar geliyor dedik. Bir yandan da hala yardım paketlerinin devam ettiğini görüyoruz. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in koronavirüsten etkilenen ülkelere 4.9 milyar euroluk bir yardımda bulunacaklarına ilişkin açıklamaları vardı. Bu yardımın ekonomiler üzerinde etkisi nasıl olacaktır ve bu tarz yardımlar gerek hükümetler gerekse merkez bankaları tarafından önümüzdeki süreçte devam edecek midir? Tabii şimdi bu yine aslında aynı konuya geleceğiz. Yani COVID-19'un yarattığı bu etkinin boyutunun daha artarak yukarı yönlü devam edip bunun da
daha fazla bir ölüme neden olup olmayacağı ve özellikle tabii buradan kaynaklı olarak karantina önlemlerinin alındığını herhalde söylememiz gerekiyor. İşte özellikle yoğun bakım sayılarındaki, vaka sayılarındaki artışın olmaması adına, hastanelerin çok dolmaması adına. Yani bu taraftaki gidişata bağlı olarak ekonomik aktivitenin de gidişatı, buna dayalı olarak olacak güven açıkçası bakıldığında bu ülkeler bazındaki ekonominin toparlanması adına bence önemli olacaktır herhalde diye düşünüyorum. Çünkü bu olmadığı müddetçe ekonomileri desteklemek adına yeni paketlerin gelme ihtimali de oldukça yüksek olacak. Az önce demiş olduğunuz gibi o tutarlardaki desteklerin gelmesi zaten o Mart'la işte Haziran'a kadar geçen sürece baktığımızda ortaya çıkan tahribat, o yoğun tahribatın bertaraf edilebilmesi adına hala sağlanmaya çalışılıyor. Yani bana baktığımızda mesela PMI verilerinde bir miktar toparlanmalar var. Güven endeksleri tarafında da bir miktar işte toparlanma eğilimi olduğunu görüyoruz. Bunun yansımaları bence özellikle virüs kaynaklı gelişmelere bağlı olarak ekonomilerin daha fazla açılmaya cesaret edip etmeyeceği ya da bundan geri dönüşün ne kadar şiddetli olup olmayacağına bağlı olarak bence değişkenlik gösterecek. Yani tekrar karantina önlemleri çok ciddi manada ben hala kendi açımdan beklemiyorum. Fakat yani kısmi olarak gelecek olan karantina önlemlerinde bile özellikle tüketicilerin bu noktada biraz güven kaybı yaşaması, ekonomilerin kapanmasıyla birlikte ekonomik aktivitenin bir miktar daha zayıflamaya doğru yönelmesi doğal olarak teşviklerin devam edeceği anlamına gelebilir. Çünkü şu yaşadığımız şu 2-3 aylık o virüsteki o en büyük endişenin olduğu dönemde bile yaşanan şu anki tahribata baktığımızda beklentiler oldukça bozulmuş durumda ki az önce de bahsetmiş olduğum gibi IMF'in küresel ekonomik büyüme tahminindeki aşağı yönlü ciddi revizyonları bu noktada önemli. Ne kadar gerçekliği yansıtıyor biraz belki tartışılabilir. Şiddetli bir bazı tahminler var bazı ülkelerde ama yine ben ekonomik anlamdaki desteklerin şu görüntü içerisinde eğer böyle bir devam olursa bu görüntünün bu anlattığım şekilde bence devam edeceğini düşünüyorum. Ki zaten mesela Çin'den Merkez Bankası'ndan da hafta sonu gelen açıklamalar olmuş. Şu anda hala ekonomi desteklemek konusunda atılması gereken adımlar var denmiş. Ve koronavirüsü de hala ciddi bir tehdit olarak algıladıklarını söylemişler. Bence bu diğer Merkez Bankası ve diğer hükümetler tarafından da bir süre daha sanırım bu şekilde yorumlanacaktır diye düşünüyorum. Aşı ya da tedavi etkili bir şekilde bulunana kadar diye açısı ben düşünüyorum bunu. Borsayı konuşalım. BIST 100 endeksinde geçtiğimiz hafta %0.93'lük haftalık bazda kazancı vardı. Haftanın son işlem günü de %0.46'lık yükselişle 114.668 puan seviyesinde tamamladı. Yeni haftaya başlarken yeni günde nasıl bir açılış beklersiniz BIST 100 endeksinde? Ve baktığımızda küresel piyasada da negatif bir görünüm var. Hafta içerisinde bu görünümün borsaya sirayet etmesini bekler misiniz? Ve seviye verecek olursak da hangi seviyeler göz önünde bulunduracaksınız? Şimdi bu haftanın genelinde yani borsalarda dünya genelindeki yani borsalar üzerinde düzeltme hareketleri oluşturabilecek bazı nedenleri az önce sıraladım. Hani bu nedenler ne kadar gerçekleşir tabii ki gün gün takip ediyor olacağız bunu. Yani bunun tabii ki yansımaları eğer yurt dışı tarafta eksiği olursa bizim tarafa da bir miktar tabii yansıyabilir. Yani bugüne baktığımda mesela ABD vadelerinde işte Dow Jones ve S&P'nin hafif hafif biraz artıya geçme çabası içerisinde olduğunu görüyorum. Nasdaq'ta biraz daha negatif tarafta bir hareketlilik var. Yani DAX'a baktığımda vadeli tarafta da orada hafif bir negatif eğilim olduğunu görüyorum. Asya tarafında dediğimiz gibi satıcılı bir seyir var şu anda. Yani Borsa İstanbul tarafında evet geçen hafta baktığımızda yine bizim biraz da aslında olumlu ayrıştığımızı söyleyebiliriz. Mesela S&P 500 geçen hafta %2 civarı sanırım bir negatif tarafta kapanış yaptı haftalık bazda ama biz yine hemen hemen bir önceki haftaya kıyasla hemen hemen aynı seviyede tamamladık. %0.46'lık bir artışla. Yani aslında bizim tarafta da 116.300 denemesinden sonra bir miktar orada bir karar verme çabası. Yani biraz daha düzeltmeye devam mı edeyim ya da yukarı doğru hareket etme isteğini mi oluşturayım tarzda bir hareket olduğunu görüyoruz ki haftalık bazda baktığımızda da oluşan işte grafikteki o harekete baktığımda bir miktar kararsızlık olduğunu görüyorum ben. Yani yukarı gitti olmadı, aşağı gitti olmadı. Ortalarda bir yerde o yüzden kapattık. O yüzden dediğim gibi bu hafta yaşanacak gelişmelere bağlı olarak Borsa İstanbul'da benim açımdan biraz bugün belki yatay bir açılış yapabiliriz. Yatay pozitif, hafif bir pozitif açılış yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu çok fazla negatif olmayabilir açılış olsa bile yani negatif tarafta. Yani benim izleyeceğim destek bölgesi bu noktada ilk aşamada 113.700 olacak. 113.700 üzerinde bugün tutunmayı başarabilirsek tekrardan 115.000'e doğru denemeler bugün ve sonraki günler içerisinde olabilir. Herhalde takip etmemiz gereken ilk bölge 115.000-116.000 bölgesi.
Onun üzerinde bir kapanış görmemiz lazım. Onu başarabilirsek bu hafta içerisinde yukarı yönlü hareketin devamını bence o zaman görürüz diye düşünüyorum. Ama 113.700'ün altına doğru gelme eğilimi oluştuğu noktadan itibaren de biraz bence düzeltme hareketlerinde artış olabilir. Bahsetmiş olduğum az önceki nedenler etkilemeye başlarsa 113.700'ün altına doğru bir eğilim bence görme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum. O zaman da işte ilk aşamada 112.500, 110.000, 111.000 bölgesine doğru bir geri çekilmeyi bence takip etmemiz gerekiyor. Ama şunu söylememiz lazım. 17 Mart'tan itibaren başlayan yukarı yönlü trend hareketinin hala devam ettiğini görüyoruz. Burada zaman zaman yaşanan düzeltmeleri açıkçası baktığımızda ben sağlıklı olarak değerlendiriyorum. Yani bunlar olduktan sonra belirli destek noktalarından bu trendin devam ettiğini sağlayabilirsek, görebilirsek eğer yukarı yönlü hareketinde trend halinde devam ettiğini bence görmeye devam edebiliriz açıkçası ben düşünüyorum şu anda. Şimdi geçtiğimiz hafta tüketici güven endeksini ve sektörel güven endekslerini takip etmiştik. Yükselişler gelmişti. İnme, yukarı doğru inmelenme başlamıştı. Bugün de ekonomik güven endeksini takip edeceğiz. Haziran ayına ilişkin gelecek rakamlar. Beklentiniz ne yönde? Bu tarafta da bir toparlanma bekler misiniz? Bekliyorum. Yani çünkü baktığımda şimdi dediğiniz gibi reel kesim güven endeksi 16 puan civarında bir artış meydana getirdi. 89.8 oldu. Aynı zamanda kapasite kullanım oranında da bir artış var. %66'ya yaklaşan bir kapasite kullanım oranında bir artış olduğunu gördük. Sektörel güven endekslerinde hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde bir artış var. Özellikle inşaat sektöründeki artış %33'lük bir artışa denk geliyor. Zaten baktığımızda özellikle kredi faizindeki düşüşle birlikte orada bir toparlanma olduğunu gördük. O yüzden bugün açıklanacak veride de yaşanan bu son zamanlardaki ekonomik aktivitedeki bu tarz canlılık eğilimiyle birlikte orada da ben yukarı bir eğilimin olma ihtimalini açıkçası düşünüyorum. Bu veriyi bu son yaşanan gelişmeler anlamında değerlendirirsek toparlanma eğilimindeki yukarı hareketi bu endekste de bence göreceğiz diye açıkçası söyleyebiliriz. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da resmi gazetede yayınlanan önemli haberleri takip ediyoruz. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde sermaye piyasalarında uzaktan hesap açma dönemi başlayacağına ilişkin haberleri takip ettik. Nasıl yorumlamak gerekir? Yatırımcı anlamında baktığımızda nasıl getiriler sağlayacaktır? Tabii şimdi şöyle yani içinde bulunduğumuz dönem bunu biraz gerekli kıldı. Herhalde ilk aşamada bunu söyleyebiliriz. Yaşadığımız bu süreçte tabii ki herkes daha fazla önlem alarak hareket etmeye başladığı için özellikle işte şirketler bazında da işte şirkete giren çıkan insan sayısı sadece çalışanlarla sınırlı olmaya başladı. İşte bizim kurumumuzda da ya da diğer aracı kurumlarda da daha çok yani müşteri gidip gelme durumları olurdu özellikle hesap açma zamanları içerisinde. Bunun tabii ki azaldığı bir zaman dönemi yaşadık. Daha fazla önlemler aldığı bir dönemi yaşadık. Ve aynı zamanda bu süreç içerisinde yerli yatırımcı sayısında da bir miktar tabii, hatta bir miktar demeyelim ki oldukça fazla sayıda bir artış olduğunda bu noktada gözledik. Şimdi tabii bir açıdan bu noktadan bakmamız lazım. Tabii ki böyle bir düzenlemenin yapılması yaşadığımız bu süreç içerisinde bir gereklilikti. Ve bu gerekliliği de fırsata dönüştürebilecek bir dijital ortam, bir teknolojik gelişme eğiliminin de şu anda bize verdiği imkanı bence şu anda sağlıyoruz. Bu tabii ki yaşadığımız bu süreç içerisinde teknolojinin getirdiği imkan da tabii ki az önce söylediğim gibi sağlanan bir süreç. O yüzden özellikle yatırımcı sayısındaki artışın devamı açısından bu noktada daha sağlıklı düzenlemeyle birlikte, yapılan düzenlemeyle birlikte daha sağlıklı şekilde ilerleyecek bir süreç bu noktada karşımıza olacak. Bence bunu oldukça tabii olumlu olarak yorumluyorum. Sürecin hızlanması adına, bazı prosedürlerin daha hızlı tamamlanması adına bence oldukça faydalı bir süreç bence bizim bekliyor diye düşünüyorum ben bu noktada. Altını da konuşalım. Altının ons tarafına baktığımızda artık 1750 dolar seviyesinin üzerinde ciddi anlamda kalıcılık sağlamaya başladı. Geçtiğimiz hafta zaman zaman 1773 dolar seviyelerini test etmişti. Bugün baktığımızda yine o seviyelere geldi. En yüksek gün içerisinde 1775 dolar seviyesini gördü. An itibariyle de 1773 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın onsu özelinde konuşacak olursak önümüzdeki günlerde daha yüksek seviyeleri görür müyüz? Kuruluşlardan da yukarı doğru revizeler geldi. 1800 dolar takip edilecek diyen var. 2000 dolar seviyeleri sürpriz olmaz diyenler var. Ne dersiniz? Bu seviyeler mümkün müdür? Orta vadede düşündüğümüzde de hangi seviyeler önemli olacak? Evet, altında yani ben uzunca zamandan beri yaptığım yorumlarda yukarı hareketin devam edeceğini söylemiştim. Aslında bu görüşümü değiştirmiyorum, korumaya devam ediyorum. Zaman zaman bazı düzeltme hareketleri görsek de
işte 1700'e doğru yaklaşmalardan sonra 1660-1700 dolar civarından tekrardan yukarı hareketleri gördük. Ve şimdi içinde bulunduğumuz şu duruma baktığımızda programın başında da konuşmuş olduğumuz gibi bu COVID-19 pandemisi kaynaklı olarak önlemlerin gevşetilmesi sonucunda vaka sayılarında meydana gelen artış ve bu artış sonucunda kısmi olarak bazı önlemlerin alınmaya doğru gitmesiyle birlikte ekonomik aktivitenin yeniden yavaşlayabileceğine dair endişelerin bir miktar kendini güvenli varlıklar tarafında da hissettirmiş olduğunu görebiliyoruz. Tabii bu bir etken, diğer etken de yine program boyunca birkaç kez de konuştuğumuz gibi ekonomik anlamda desteklerin devam etmesi, işte mali politika yönünden desteklerin devam etmesi, faiz tarafında sıfıra yakın faizlerin devam ediyor olması, hepsini birlikte değerlendirdiğimizde ons altı tarafındaki talebin de yeniden yukarı yönlü olmasına neden oluyor. Özellikle burada ETF'ler tarafında altın tarafında oldukça alıcılı bir seyrin olduğunu görüyoruz. Mesela benim takip ettiğim altın ETF'i o SPDR'da yani ton bazında baktığımda şu anda 1179 ton bir altın alım tarafında olunduğunu görüyorum. Yani bu aslında devam eden bir süreç. Yukarı yönlü hareket burada devam ediyor. ETF'ler tarafında altın alımlarının sürdüğünü görüyoruz. Bu doğal olarak tabii ki fiyatlamalara yansıyor. Ve geldiğimiz noktada da en yakın 18 Mayıs'ta 1765 dolar seviyesini görmüştük ons altında. Ve şu anda onun üzerinde tutunmaya başladık. Önümüzdeki süreç bence yine aslında virüs kaynaklı gelişmelerle ile alakalı olacak. Güvenli varlıklar tarafında ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki aşağı yönlü seyri de hesaba kattığımızda neden altın yükseliyor onu da buradan anlayabiliriz. O yüzden belki çok hızlı olmayacak. Zaman zaman düzeltmeler göreceğiz. İşte gelecek olan bazı olumlu veriler, belki vaka gelişmelerinde biraz olumlu bir seyir, biraz belki bunu törpüleyebilir ama genel itibariyle sonraki aşamalarda da ben daha ileri boyutta konuşacak olursak da özellikle yaşanan şu destekleme politikalarıyla birlikte her şey normale doğru dönmeye başlayıp da enflasyon yükselmeye başladığı noktadan sonra ben altının buradan da talep görmeye devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden genel itibariyle altında yönüm yukarı olmaya devam ediyor. Yani bugüne baktığımızda da yani 1765 üzerinde kalırsak eğer tutunmaya başlarsak devam edersek daha doğrusu yavaş yavaş 1800-1900 dolarları bence konuşmaya başlayacağız diye düşünüyorum. Yani kısa vadede baktığımızda da bence 1740-1750 civarı bence takip edeceğimiz destek seviyesi olmalı, bölgesi olmalı. Yani bunun üzerinde tutunma yukarı yönlü hareketin devamını sağlamaya sürdürebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diyoruz. Efendim Mahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün bizlerle birlikte oldu. Kendisine katkıları için teşekkür ediyoruz. Saat 11'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afra ekranlarından ayrılmayın.